Evet, yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin konusu hukuk tarihi aslında. İlksel insanlardan bugüne hukuk kurallarımızın izini süreceğiz ve hatta bugün modern dönemde uyguladığımız birçok hukuk kuralının veya hukuk kuralı olmaktan çıkmış ahlaki kurala dönüşmüş veya bir şekilde çoğumuzun bilinçaltına yer etmiş bazı uygulamaların kadim hukuksal kökenlerinin izini birlikte süreceğiz. İlksel avcı toplayıcıların bir hukuk sistemi var mıydı? Elbette vardı. Çok tartışılsa da modern hukuk sisteminin kendisi de nerede insan orada toplum, nerede toplum orada hukuk özdeşli aslında ilksel döneme dair de kabulde bulunuyor. Fakat herkesin kafasına bu söylemi kazıyarak işe başlayan hukuk eğitimi bir yerden sonra kadim hukuk örneklerini neredeyse hiç vermiyor ve hatta modern dönemin hukuk uygulamalarını o kadar biricikleştiriyor ki daha öncesinde insanların sahip olduğu kurallar silsilesinin hukuk olarak adlandırılamayacağını söylüyor. Buradaki en temel argüman da şu: bir, geçmiş dönemde öngörülebilir hukuk kurallarının sistematik bir şekilde koyulmadığını, birazcık tesadüfi, keyfi, rastgele olduğunu belki de. İkincisi de yaptırımın da bir üst otorite tarafından uygulanmadığını ve bunun bir eksiklik olduğunu söylüyorlar. Aslında seri boyunca göstermeye çalışacağım gibi bu bir eksiklik değil, tam tersine bir avantaj bile olabilir. Ama en azından şimdilik şu kadarını söyleyebiliriz. Esas olanın bütün üyelerin bildiğini varsayabileceğimiz kuralların olduğu her dönemde bir tür hukuk sistemi olabileceğini. İkincisi de yine her zaman mekanın kendine has yaptırım mekanizmasının varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Yani illa bizim bugün bildiğimiz üst otorite üzerinden bir yaptırım mekanizmasının olması gerekmiyor. Çünkü bu üst otorite kavramında genellikle gönderme yapılan devlet dediğimiz şey aslında çok yakın tarihte ortaya çıkan bir şey ve bütün hayatın temel kurumlarını devlete indirgediğimizde öncesinde yaşadığımız on binlerce yılı açıklamakta zorlanıyoruz. Oysa biz on binlerce yıl boyunca devletsiz yaşadık ve o dönemlerde de sürdürülebilir, öngörülebilir kurallara sahiptik ve bunları çeşitli yaptırımlarla hayata geçiriyorduk. Dolayısıyla hukuk aslında modern döneme indirgenemeyecek kadar kadim bir olgu ve bu olgunun izlerini sürmek bize bugün için çok önemli dersler verecek. İlksel avcı toplayıcılar çok iyi işleyen hukuk sistemlerini aslında temelde hukuka bakışlarına borçlular. Çünkü uyuşmazlığın çıkmasını engelleme mantığına sahipler daha çok. Bir tür önleyici hukuk sistemine sahipler. Bu sayede de aslında bugün anladığımız şekilde yaptırımlı bir hukuka da ihtiyaçları olmuyordu. Yani bir hukukları yok değildi. Yaptırıma ihtiyaç duymayan bir hukuk sistemini öncelemiş oluyorlardı aslında. En temel potansiyel uyuşmazlık alanları mülk paylaşımı diye düşünebiliriz değil mi? Bugünden baktığımızda hiçbir şekilde mülkün birinin elinde birikmesine izin vermemişler gibi görünüyor. Mülk kimsenin elinde birikmeyince aslında genel bir eşitlik hali söz konusu olmaya başlıyor ve hiç kimse bu eşitliği bozmaya cüret edemiyor. Çünkü herkesin lehine olan bir düzenden bahsediyoruz. Bu da bize aslında çok temel bir kuralı söylüyor avcı toplayıcılara dahil. Bugünden baktığımızda bizim en temel farkımız da zaten budur. Biz modern dönemlerde yani devletli, sınıflı, katmanlı toplumlarda eşitsizlikten şikayet edenleri cezalandırırız. Oysa ki avcı toplayıcılar da eşitlikten şikayet edip eşitlik talep edenleri cezalandırılmış. Evet, avcı toplayıcıların en önemli hukuk mantığının önleyici hukuk sistemi olduğunu söylemiştim ama hiç hukuk sorunu çıkmıyor değil aslında aralarında. Bazen bütün çabalarına rağmen veya olaylar öyle geliştiği için uyuşmazlıkların çıktığını söyleyebiliriz. Etnografik gözlemlerin de gösterdiğine göre avcı toplayıcıların buradaki en önemli pratiğinin şu olduğunu çıkarsayabiliriz. Çıkan bir sorunun varlığını reddediyorlardı aslında. Görmezden geliyorlardı. Yani bugünkü tabirle söylersek kol kırılır, yen içinde kalır diyorlardı. Bunu böyle yapmalarının aslında çok temel nedeni var. Sorunun varlığını kabul etmek bile bazen aslında sorunun çözümünden daha büyük tahribata yol açabilir. Bazı durumlarda biz sorunu görmezden gelebiliriz. O kadar yapısal veya kurucu bir sorun olabilir ya da bazen çok detaya dair bir konu olabilir. Aslında biz bunu günümüzde aile yapısı içerisinde görüyoruz değil mi? Ya da aile diye tanımladığımız yerlerin içerisinde görüyoruz. Kol kırılır, yen içinde kalır kavramında olduğu gibi. Aslında tekabül eden örgütlenme biriminin devamını sağlamak için ya da biz o örgütlenme birimini sorundan daha çok önemsediğimiz için bazı durumlarda ve kaybetmek istemediğimiz için bazı sorunları detaymış gibi görüp veya görmezden gelerek, küçümseyerek aslında belki kişisel olarak bazı haksızlıklar yapıyoruz, hatta büyük mağduriyetlere yol açıyoruz ama bir yandan da tercih edilen o mikro örgütlenme biriminin devam etmesi olabiliyor. Avcı toplayıcıların bir sorunun çıkmasını sorun olarak görmeme şeklindeki hukuksal yaklaşımlarının kendini en iyi gösterdiği konu otlakçılık meselesi. Ortalama 35 kişilik grupların içinde bir veya iki tane freerider olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu otlakçılar aslında doğru düzgün çalışmadan birilerinin onlar için çalışmasına güvenerek hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Toplum bunun farkında değil miydi? Elbette farkındaydı. Fakat o kişiler bir şekilde tolere edilebiliyordu ama o dönem için
şöyle bir yaşamsallığı vardı aslında. O bahsettiğimiz bir veya birkaç kişi başka işlevleri karşılığında çalışmamayı topluma kabul ettirebilmişti. Toplum da o işlevlere ihtiyaç duyduğu için o kişilerin çalışmamasını görmezden gelebiliyordu. Yani bir sorun olarak görmüyordu bile. Neydi bu işlevler? Laf taşıma, dedikodu yapma, bulunmadığımız yerden haber getirme, arabuluculuk ya da hiç kimsenin söyleyemediği şeyleri ortak toplantılarda pat diye ortaya söyleyivermek. Aslında bütün bunların bir toplumsal anlamı var, bir işlevi var. Çünkü bir yandan katarsise yol açabilir, bir yandan toplumun üyelerinin birbirlerinden haberdar olması kendini toplumda konumlandırmasını kolaylaştırabilir. Dolayısıyla bizim otlakçı dediğimiz kişi toplumun farklı üyelerinin farklı zamanlardaki ihtiyaçlarına tekabül eden işlevleri karşılığında çalışmadan bir şekilde hayatını geçirebiliyordu. Günümüzdeki otlakçıların böyle bir işlevi olmadığı için de belki bizim gözümüzde daha çok batıyorlar ve biz onlara asalak diyoruz. İlksel avcı toplayıcıların en temel potansiyel uyuşmazlık alanları, tırnak içinde söylüyorum, mülk paylaşımı diye düşünebiliriz değil mi? Bugünden baktığımızda mülkün birikmesini engellemek için, yani herhangi birinin elinde mülk birikerek eşsizlik çıkarma ihtimalini baştan yok etmek için, özellikle de elde bazı kaynakların birikme ihtimali olduğu dönemlerde, mevsim dönüşlerinde örneğin, ortak ziyafetleri düzenleyerek bütün olası mülkü beraber tüketmişler. Böylece de zenginliğin ve kaynakların birilerinin elinde birikmesini hep birlikte engelledikleri gibi ortak tüketmeden kaynaklanan bir dayanışma ruhuna, eşitliğe de sahip olmuşlar. Bu çok önemli kurum. Bugüne kadar çoğu yerde gördüğümüz gibi festivaller ve bayramlar şeklinde de aslında devam etmiş. Bugün de biliyorsunuz genelde de hasadın çok olduğu, hasadın bittiği, hasadın yapıldığı dönemlerde biz bayramların dünyanın hemen hemen her yerinde kutlandığını görüyoruz. Ve bu festivallerde de her zaman için amaç ya elde fazla biriken malı birlikte tüketmektir ya da kaynakların azaldığı dönemde mevcut kaynakları birlikte tüketerek olası bir çatışma riskini minimize etmektir. Avcı toplayıcıların önleyici hukuk mekanizmalarının çalışmadığı dönemlerde başka bir yöntemi daha denediklerini biliyoruz yine etnografik gözlemlerinde bize gösterdiği üzere. Örneğin sorunu konuşarak tüketmişler. Zaman ayırarak eritmeyi düşünmüşler. Bir sorun çıktığında belki de taraflara demişler ki tamam yarın toplanalım ve bu konuyu konuşalım. Aslında bu bir tür soğutma mekanizması. Zamana yayarak kişilerin o anki kızgınlıklarının geçmesini bekliyorsunuz. Konuyu yakın gördükleri kişilerle değerlendirmeleri için, haklı ve haksız oldukları konuları gözden geçirmeleri için. Aynı zamanda zamana yaydığınız her şeyde tansiyon düşecektir. Çünkü ilk anki kızgınlıklar kalmayacaktır. Bu soğutma taktiği bugün bile uyguladığımız bir taktiktir. Özellikle uluslararası hukuk ve diplomaside çok sıklıkla kullanılır. Yani siz aile içinde de belki bunu görebiliyorsunuzdur. Belli zamana yayarak konuyu aslında tarafların enerjisini emersiniz ve sorunun ne kadar da önemsiz bir sorun olduğunu düşünmeye bile başlayabilirsiniz. Çünkü o sırada insan o grup içerisindeki konumu bile gözden geçirir. Yani bunu konuşmanın yüksek perdeden herkesin ortasında dile getirmenin belki de kendisinin aleyhine olacağını görmeye başlar. Belki de daha başka kazanımlar karşısında, belki yapılan müzakereler sırasında elde ettiği başka bir kazanım karşısında o konuyu artık daha fazla ön plana çıkarmamaya bile ikna olabilir. Ki bugün de zaten biz bunun meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Avcı toplayıcıların günümüzde çok farklı şekillerde anlam kaymasıyla sirayet eden uyuşmazlık çözme yöntemlerinin başındaysa sembolik çatışma mekanizmaları geliyor. Taraflar özellikle grup için çok önemli olduğu için küçük gruplarda birisinin yaralanmasına ölmesine neden olacak bir çatışma istememişler. Sembolik bir çatışma yöntemine doğru tarafları kanalize etmişler. Ne yapmışlar örneğin? Bilek güreşi yaptırmışlar. Aşık atışması yaptırmışlar. Bu tip yöntemlerle aslında tarafların birbirlerine karşı olan kinlerini, hatta birbirlerine belki zarar verme potansiyeli taşıyan kinlerini örneğin bilek güreşiyle kaslarını aktarmışlar. Tabi burada çok enteresan bir nokta daha var. Bir taşla birkaç kuşun nasıl vurulduğunu çok iyi gösteren bir şey bu. Siz birilerine bilek güreşi yaptırdığınızda mutlaka onların kasları da kuvvetlenir. Bir tür tatbikattır bu ve o kuvvetlenen kaslar da ertesi gün size iyi bir av olarak dönebilir. Yani sadece uyuşmazlıktan kaynaklanan tansiyonu düşürmüyorsunuz. Bunu bir de grubun lehine çevirecek bir maddi sonuçla taçlandırıyorsunuz ki özellikle şamanların hitabet sanatının çok önemli olduğunu düşünürsek aşık atışması da yine grubun lehine en iyi hitabet sanatı olan kişinin seçilimle sivrilmesine yarayacaktır. Bu size neyi kazandırır avcı toplayıcılarda örneğin? Sembolik bir yenme ya da galip gelme davranış üzerinden bütün enerjiyi boşaltma, galip gelenin haklı olmasını sağlayarak onurunu iade etme, kaybeden tarafın da aslında sadece bir oyunu kaybetmiş olma sonucu yaratma ve dolayısıyla da toplumsal yaşamın oyun bittikten sonra kaldığı yerden devam edebilmesi ama bu arada da sorunun çözülebilmesi sağlanmış. Biz aslında bunu bugün olimpiyatlarda görüyoruz. Milletler hem galip gelmenin bayrağını göklerde dalgalandırmanın onurunu gururunu yaşıyorlar ama bir yandan da savaşmamış oluyorlar. Çok işlevsel olan bir katarsis yöntemi diyebiliriz buna.
Avcı toplayıcıların sembolik çatışma çözme yöntemlerinden birisi de aşık atışması. Yani bugün biz ozanlar üzerinden bildiğimiz bu tip yöntemlerin avcı toplayıcılarda sıklıkla kullanıldığını etnografik örneklerden görebiliriz. Aşıklar ne yapar? Birbirlerine laf sokarlar. Çok ritmik bir şekilde hitabet sanatlarını kullanarak galip gelmeye çalışırlar. Bu galiplik sayesinde toplumsal prestij kazanırlar veya belli bir iddiayı kazanmış olurlar. Bu size neyi kazandırır avcı toplayıcılarda örneğin? Özellikle şamanların hitabet sanatının çok önemli olduğunu düşünürsek aşık atışması aslında yine grubun lehine en iyi hitabet sanatı olan kişinin seçilimle sivrilmesine yarayacaktır. Ve siz aslında bu seçilim süreci sayesinde grubun en iyi şamanı olacak kişiyi de yetiştirmek için çok önemli bir zemin kazanmış olursunuz. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Taraflar özellikle grup için çok önemli olduğu için küçük gruplarda sembolik bir yenme ya da galip gelme davranışı üzerinden bütün enerjiyi boşaltma, galip gelenin haklı olmasını sağlayarak onurunu iade etme, kaybeden tarafın da aslında sadece bir oyunu kaybetmiş olma sonucunu yaratma ve dolayısıyla da toplumsal yaşamın oyun bittikten sonra kaldığı yerden devam edebilmesi ama bu arada da sorunun çözülebilmesi sağlanmış. Biz aslında bunu bugün olimpiyatlarda görüyoruz. Milletler hem galip gelmenin bayrağını göklerde dalgalandırmanın onurunu gururunu yaşıyorlar ama bir yandan da savaşmamış oluyorlar. Çok işlevsel olan bir katarsis yöntemi diyebiliriz buna. Ortalama 35 kişiden oluşan avcı toplayıcıların en önemli uyuşmazlık çözme yöntemlerinden birisi de aslında küsme. Bugün küsme diyebildiğimiz şey. Yani işbirliğini esirgeme. Grubun içinde herkesin birbirine muhtaç olduğunu düşünürsek, dayanışmanın hayatta kalmanın en önemli kuralı olduğunu düşünürsek, bir veya birkaç kişinin birbirine küsmesinin bütün tarafların aleyhine olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında bugün yine onun devamı sayabileceğimiz küçük aile örgütlenmelerinde gördüğümüz gibi birinin birine küsmesi aile içerisinde herkesin huzurunu kaçırır, herkesin aleyhine bir durum yaratır ve herkes bir an önce sorunun çözülmesini ister. Çünkü küsme sorunun kendisinin önüne geçmeye, maliyetinin ne kadar büyük olduğunu bize göstermeye yarar. Bu sayede de taraflar birbirleriyle yakınlaşmak için yeni bir bahane aramaya başlarlar. Ya da taraflar birbirlerine yakınlaşmaya teşne olmaya başlarlar tabiri caizse. Biz aslında bugün bunu uluslararası hukuk ve diplomaside bile görüyoruz. Çünkü devletler örneğin belli sürelerle birbirleriyle konuşmadıklarında veya işbirliğini esirgediklerinde taraflardan hangisi bu ilişkiyi yürütmeye daha muhtaçsa onun genelde taviz vermesi sağlanarak ilişkiye tekrar devam edilir. Tabii ki burada da bence esas olan taraflara onurlu bir çıkış sağlamaktır. Avcı toplayıcılarda çıkan uyuşmazlıktaki taraflardan birisinin gruba ihtiyacının veya muhtaçlığının daha fazla olması durumlarında, yani grubun kişiye ihtiyacının daha az olması durumunda grubun daha rahat davrandığını görüyoruz. Özellikle de ihlal edilen kuralın çok köklü ve önemli olması durumunda grup kolaylıkla kişiyi dışarıya atabilir. Biz buna bugün aslında aforoz etmek, düşkün ilan etmek, saf dışı bırakmak gibi farklı dinlerde ve mezheplerde rastlıyoruz. Veya devletlerde vatandaşlıktan atıyorlar. Aslında bunların hepsi benim sana ihtiyacım yok, sen asıl bana muhtaçsın ve ben olmazsam yaşayamazsın demenin bir yöntemi. Avcı toplayıcılarda da buna benzer bir durum görüyoruz. Çünkü gruptan dışlanan bir kişi, yani sürgüne gönderilen bir kişinin gideceği yer ormanda, dağda, bayırda tek başına yaşamak ki bu mümkün değil. Özellikle de o kişinin bedeninin dövmeleri ve benzeri şekillerde damgalandığını düşünürsek gruptan atılan bir kişinin başka bir grup tarafından kabul edilmesi de mümkün değil. Çünkü eminim şöyle diyeceklerdir. Sen ne yaptın da senin grubun seni dışarı attı? Hiç kimse sizi içeri almak istemeyeceği için, size şüpheyle yaklaşacağı için de dışarıda hayatta kalmanız çok zorlaşacak. Dolayısıyla dışlama mekanizması grubun birey üzerindeki en büyük yaptırım mekanizmalarından birisi. Ve bireyleri, özellikle de gruba muhtaç yaşayan bireyleri grubun parçası olmak için kendine taviz vermeye zorlayan bir şey. Avcı toplayıcıların uyuşmazlık çözme yöntemlerinden birisi de utandırma aslında. İhlalci olduğu düşünülen kişiye toplumun ortasında, kamp ateşinin etrafında örneğin toplanıldığında pişmanlığını itiraf ettirme ve bundan kaynaklanan bir utanç yaşatma işleminin de tercih edildiğini görebiliyoruz. Burada aslında yapılmak istenen kişiye ve etrafta izleyen herkese yaptığı işin toplumsal maliyetini göstermek, herkesin ortası utandırmak, insanın içine çıkamayacak hale getirmek ve bu sayede de aslında başkalarının ve o kişinin aynı suçu tekrar işlemesinin önüne geçmek. Bu aynı zamanda aslında bir yandan da kişinin içine yerleştirilen bir tür vicdani hesaplaşma haline geliyor ki utanç duygusunun kendisi aslında kişinin toplumsal kurallara uymak için en büyük içsel itkilerinden birisi haline gelecek tarihsel dönemler boyunca. Bugün bile biliyoruz ki aile içinden başlayarak aslında biz utandırma yöntemini
çok sıklıkla kullanırız. Baskı kurmaya çalışırız. Fakat burada ayarı çok iyi tutturmak lazım. Çünkü bir kişiyi utandırmak da eğer ayarı kaçırırsanız o kişi toplumun gönüllü bir parçası olmaktansa topluma karşı sürekli içinde kin biriktiren bir özneye doğru dönüşebilir ki bunun da düzeni tehdit edici bir boyutu olacağına hiç şüphe yok. Avcı toplayıcıların uyuşmazlık çözme yöntemlerinden birisi de ihlalci olduğu düşünülen tarafı veya yaptığı şeyin ihlal olduğuna karar verilen tarafı da diyebiliriz daha doğru bir şekilde. Bu ihlalini itirafa zorlamak. İtiraf hem o kişiyi rahatlatacaktır belki hem de herkesin karşısında bu itiraf yapıldığı için bir tür kamusal olarak geri adım atılamayacak bir sonuç doğrulmuş olacak. Yani tamam ihlalci benim dediğiniz andan itibaren aslında toplumun vereceği bütün kuralları kabul etmiş oluyorsunuz ama bir yandan da itirafçı olduğunuz için size bir tür indirim sağlanıyor. Yani asıl cezanın hepsi verilmiyor. Bu sayede de sizin içinde bir onurlu çıkış ya da toplumun üyesi olarak devam etmeye elverişli bir ortam sağlanıyor. Çünkü ne de olsa bir insani hata yapmış olabilirsiniz ama bunu itiraf edecek kadar da grubunuza ve onurunuza bağlısınızdır. Bunu ispatlamışsınızdır. Dolayısıyla itirafçılık aslında ya da pişmanlık, nedamet dile getirmek, gruba yeniden kabulün, gruba bağlılığın teyidinin bir aracı olduğu kadar kişinin onurunu da koruyan bir şey gibi görünüyor. Mevcut koşullarda tabii ki. Bugünden baktığımızda evet yine aile gibi topluluklarda veya küçük gruplar içerisinde itirafın bayağı işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yola devam etmeyi sağlayabilir. Evet, avcı toplayıcıların uyuşmazlık çözme yöntemlerinin içinde en ilginç olan ve en çok tartışmaya konu olan başlıksa doğanın hakemliğine başvurma. Özellikle yerleşik devletli toplumların hukuk sistemlerine kadar sızan su ordeali gibi bazı uygulamalar var. Bu uygulamalarda ihlalci olduğu iddia edilen kişi bir nehre atılmış örneğin veya bir su kaynağına atılmış ve oradan sağ çıkarsa doğanın ya da tanrıların onun yaşamasına uygun gördüğü yani haksız olduğuna kanaat getirdiği sonucuna ulaşılmış. Aslında bu ilk baktığımızda pek hukuk kuralı gibi görünmüyor ve ilk hukuk uygulamalarını hukuk olarak görmek istemeyenlerin sıklıkla söylediği gibi aslında bir tür keyfiyet çağrıştırıyor. Oysa ben tam tersini düşünüyorum. Hiçbir insan grubu içlerinden birisinin suya atıldığını görürse yüzmeyi öğrenmekten herhalde geri kalmaz. Örneğin Mezopotamya devletlerinin olduğu bölgede Fırat ve Dicle'nin debisine ve akış hızına bakarsak zaten oralarda suya atılan bir kişinin boğulması kolay kolay mümkün de değildir. Dolayısıyla aslında biz burada sembolik bir arınma yapıyor olabiliriz. Yani kişiyi suya attığımızda aslında biz onun ölmesini değil ölmemesini ve fakat o sembolik eylemden yani suyun arındırıcılığı üzerine bina edilmiş sembolik eylemden de bir tür arınarak çıkmış olmasını sağlıyoruz ve ondan sonra da ölmedi, boğulmadı demek ki haklıymış diyerek aslında ona ve kendimize bir onurlu çıkış sağlamış oluyoruz. Birçok dinde vaftiz, abdest vesaire üzerinde bildiğiniz gibi suyun arındırıcılığı sembolik bir suçlardan, günahlardan arınma sağlayıcılığı çok sıklıkla kullanılan bir metafordur, uygulamadır aslında ve böylece biz ilgili kişileri topluma yeniden kabul etmiş oluyoruz ki bu uyumlu kurallar çerçevesinde yaşamanın da en temel yöntemlerinden birisi. Avcı toplayıcılar çıkan uyuşmazlıklarını çözme yöntemlerinden birisi olarak da soruna doğrudan grubun müdahalesini görmüşler. Yani tarafların kendi aralarında çözmesi istenmeyen ya da çözemeyeceği düşünülen ya da konu gerektirdiği için bazı durumlarda grup olarak toplanmışlar. Bir tür divan toplanmış, sorun görüşülerek bir anlamda haklı haksız kararına varılmış. Burada yapılmak istenen şey aslında kendi aralarında sorunu çözemeyen kişilere grubun müdahalesinden çok sorunun grubun varlığını tehdit eder hale gelmesini engellemek. Grubun müdahalesiyle de grubun o sorunu çıkaran taraflardan daha önemli olduğunu söylemek ve bu çerçevede de taraflara belli bir çözümü dikte etmek. Avcı toplayıcıların uyuşmazlıkları çözme yöntemlerinin en önemlilerinden birisi de belki özellikle sorunun niteliğine göre grup halinde davranmak. Özellikle büyük ihlal durumlarında ya da grubun bütününün varlığını tehdit ettiği düşünülen ihlallerde grubun o kişiyi ortadan kaldırmak için davranabildiğini görüyoruz. Biz bugün bunu linç olarak biliyoruz. Etnografik gözlemlerden de biliyoruz ki grup bir kişiyi veya aileyi grup için yaşamsal tehdit olarak gördüğü için hep birlikte organize ve hızlı hareket ederek anında ortadan kaldırabiliyor. Böyle yapılan bir ortak eylemde yani linç eyleminde hiç kimse sorumlu olmayacaktır. Çünkü herkes o öldürme eyleminin parçası olmuştur. Eylemin kendisi bir cinayet olmaktan çıkar. Toplumsal bir uygulamaya dönüşmeye başlar ve hatta burada bir suç varsa linç eylemine katılmayanlar suçludur. Çünkü grup için grup tarafından yapılan ve hiç kimsenin suçlu olmamasını sağlayacak şekilde yapılan bir eyleme katılmamanın kendisi bir suç haline dönüşmüştür. Bunun avcı toplayıcı yaşam biçiminde kendine has bir rasyonelitesi olduğu
olduğunu belki söyleyebiliriz. Fakat işin acı ve kötü tarafı bana sorarsanız bugün de bu yöntemin kullanılıyor olabilmesi. Yani grubun bazı üyelerinin kendi çıkarları için ama bunu grup çıkarına göstererek ve bu sayede manipüle ettikleri gerek alanları da peşlerine takarak belli grupları linç etmesi, toplumun dışına atması ve hatta öldürmesi uygulamaları kadim hukuk pratiklerimizin anlam kaymasıyla bugüne yansıyan kötü bir örneği olarak karşımıza duruyor.